İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Lidya Margosyan ile röportaj. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'dan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na açık mektup. Artsakh Savunma Ordusu. Şu anda ön cephenin tüm saflarında lokal savaşlar sürüyor. İntiharcı Kartallar Birliği Başkanı'nın çağrısı. Artsakh'taki Dikranagert kenti. Batı Ermenistan'ın Harbert Kalesi'nde 2020 yılı çalışmaları tamamlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcilerinden biri olan Lidya Margosyan ile yapılan röportajda genel olarak Artsakh Savaşı, sık yönetim gibi mevcut duruma atıfta bulunan bir dizi konu ele alındı. Bayan Margosyan, Batı Ermenistan'ın yasa dışı işgali konusunu ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki vizyonunun ne olduğuna değindi. Durumu genel olarak analiz ederek son olarak gelecek olaylara atıfta bulundu. Röportajı resmi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir mektup gönderdi. Armen Press'in aktardığına göre mektup Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Facebook sayfasında yayınlandı. Saygıdeğer Vladimir Vladimirovich, Artsakh, Karabağ, Rusya ilişkilerinin asırlık bir geçmişi var. Rusya, Karabağ halkının tarihi hafızasında her zor durumda Ermenilerin bu kısmına her zaman ulaşmış kardeş bir ülke olarak algılanmaktadır. Karabağ-Rusya ilişkileri özellikle Artsakh krallıklarının meliklik dönemindeki altın çağında yaşandı. Bunun hakkında çok miktarda kanıt mevcut. Bir yüzyıldan fazla bir süre 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın 1910 yılına kadar Karabağ Çarlık Rusyası'nın bir parçasıydı. Karabağ için bu tarihi dönemde uzun bir barış, diasporadan geri dönüş ve ekonomik gelişme konularında damgasını vurdu. Kültürel yaşamda gelişti. Artsakh'ın idari ve siyasi merkezi olan Şuşi'nin 19. yüzyılın ikinci yarısında Kafkasya'nın en önemli kültürel, manevi ve ekonomik merkezlerinden biri haline gelmesi dikkat çekicidir. Aynı tarihsel dönemde Valerian Madatov, Hovannes Lazarev, Lazar Serebyakov, Mikhail Loris Melikov, Vasili Behbutov gibi Artsakh Ermenilerinden oluşan takım yıldızı ve diğerleri Rus İmparatorluğu'nun askeri, politik ve kamusal yaşamında öncü bir rol oynadılar. Ayrıca Dağlık Karabağ'da, Artsakh Cumhuriyeti'nde tüm Ermeniler arasında Valdai Kulübü'ndeki konuşmanızdaki duruma ilişkin objektif değerlendirmelerinizin büyük bir yankı uyandırdığını da belirtmek isterim. Konuşmanızda şöyle bahsettiniz. Bu çatışma devletler arası bir çatışma veya topraklar için bir mücadele olarak değil, etnik çatışmayla başladı. Maalesef bu bir gerçektir. Sumgayit'te ve ardından Dağlık Karabağ'da Ermeni halkına karşı acımasız suçlar işlendi. Ve tüm bunları hesaba katmalıyız. Maalesef Azerbaycan bu soykırım politikasını bugüne kadar sürdürüyor. Saygıdeğer Vladimir Vladimirovich, bölgemizde ve dünyada büyük itibara sahip olan bir devlet başkanı ve kişisiniz. Bütün bunları hesaba katarak Karabağ-Azerbaycan ihtilaf bölgesindeki savaşı sona erdirmek ve siyasi süreçleri yeniden başlatmak için her türlü çabayı göstermenizi rica ediyoruz. Makalenin tamamı web sitemizde yayınlanmaktadır. Gece boyunca Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum nispeten istikrarlı ve gergindi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu, NÜS-AYM bazı bölgelerde topçu muharebelerin ve atışların devam ettiğini bildirdi. Akşam, uluslararası insani hukuk normlarını bir kez daha ağır bir şekilde ihlal eden düşman kuvvetleri, başkent Stepanakert dahil sivil yerleşim alanlarını bombaladı. Şu anda ön cephenin tüm bölümlerinde lokal çatışmalar sürüyor. Savunma ordusu birimleri, operasyonel taktik durumu kontrol altında tutarak düşmanın saldırı operasyonlarını başarıyla engelliyor. İntiharcı Kartallar Birliği Başkanı Tümgeneral Asvazadur Bedrosyan, dün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık bir ay süren Türk-Azeri Ortak Kuvvetleri ve terörist ordusunun saldırısından vatansever bir savaşa dönüşen bu savaş, bizi halkla konuşmaya, kendimizle yüzleşmeye, geçmişimizi toparlamaya ve hem burada hem de savaş alanında ne yapacağımızı anlamaya itiyor. Bizimle savaşan sadece düşman değil,
tüm silahlarla savaşan kolektif bir terörist çetesidir açıklamasında bulundu. Ona göre biz intiharcı kartallarımız 1990-94 yılları arasında savaştık. Ordumuza en iyi subayları, kahramanları verdik ve şimdi de kayıtsız kalamayız. Bugün cepheye giden 100 intiharcı taburu savaş alanında 5 kurban verdi. 3 kişi esir düştü, şimdi bir kısmı düşmanın elinde. Azerbaycan'a katılan Türk ordusu ve Savunma Bakanı dahil bütün Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığımızın ve savunma ordumuzun genel birliklerine karşı savaşıyor. Yüksek rütbeli askeri güçler savaşıyor ve Türkiye savaşın tüm liderliğini üstlendi. Tüm Genelkurmay, ordu, gerici teröristler ordusu, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye sınırında konuşlanmış yüksek teknoloji ile donatılmış 3 ordu birimlerini içeren ve 10 kat fazla tank ve hava savunma birimlerine sahip Türk ordusu tarafından yönetilmektedir. Ama ordumuz savaşmayı başardı ve 10 kat fazla zayiat verdi. Tüm generale göre Ermeni ordusu kendi mühimmatına sahiptir. Tüm Ermeni halkını sadece maddi imkanlarını vakfa katmak değil, aynı zamanda tecrübeli, en özel eğitimli insanlarını da birleşmeye ve savaşmaya katılmaya çağırıyorum. Şairler, şarkıcılar, herkes ön cephede. Rusya'dan bu adi savaşa katılmak ve kazanmak için gönüllüler geldi ve daha da gelecek. Biz ölmeye değil, yaşamaya gidiyoruz. Çünkü Tanrı bize elini uzattı. Vatan sadece kanla boyanmıyor. Biz Türkiye'yi ve Türkiye tarafından yönlendirilen terörist gruplarını bir kez daha yok ederek ve kovarak yaşamak için mücadele etmeliyiz. Dikran Agert, Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesinin güneydoğusunda bulunan tarihi bir Ermeni şehri. Yaklaşık 50 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Milattan önce 95-55 yıllarında yaşamış Ermeni kralı Büyük Dikran'ın onuruna adı verilen Ermeni platosundaki birkaç eski şehirlerden biridir. Ancak Robert Husson ve Babken Harutyunyan gibi bazı bilim insanları bu Dikran'a geldin. Büyük Dikran'ın babası milattan önce 123-95 yılları arasında yaşamış 1. Dikran tarafından kurulduğunu iddia ediyorlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinde milattan önce 8. yüzyılda Ermenilerin atası olan Urartu Krallığı tarafından yapılan ve farklı medeniyetlerden izler barındıran tarihi Harput Kalesi'nde 2020 yılı çalışmaları tamamlandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak devam ediyordu. Kalede 7 yıldır yürütülen çalışmalarda silah, askeri üniformalar, seramik, çini, alçı kabartma, ok ucu, mancınık taşı, mutfak eşyaları, tıbbi aletler ve taş mühür gibi küçük parçalardan oluşan 110 bin objeye ulaşıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğundan Erzurum yöresi Ermeni halk şarkısı Ganu Yaylen Plele adlı eseri sunuyoruz. Sancure pahele, kamen zerastanele, şek mazavor ağçike, helkes gelhestanele. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.